Ağzı geldi. İçinizde dinleyenler varsa, duyduysanız bunu lütfen söyleyin. Tabii ne derece doğru bilmiyorum. Sahur programında Süleyman Ateş'i dinliyordum. Hristiyanların da Müslüman olduğunu, teslis inancının felsefi bir şey olduğunu, bunun tıpkı bizdeki tarikat, türbe inanışlarında olduğu gibi itikadı bozan bir şey olmadığını söyledi. Duyanınız var mı? Sen dinledin. Aynısını. Başka var mı? Bir tane şahidimiz var. Gerçi Muharrem'e güveniriz de. İkinci, üçüncü şahit olursa daha iyi. Ha. Yok, şahit yok, şahit yok. Ha, sen de dinledin ha. Eşim baba oğul, birbirinizi gayırırsınız sonra. Başka var mı? Ha, ha, siz de. Ha, belki fark olabilir kitabında olandan. Ben onu okudum, biliyorum da. Yani bu ifadeler. Tekrar okuyorum. Sahur programında Süleyman Ateş'i dinliyordum. Hristiyanların da Müslüman olduğunu, teslis inancının felsefi bir şey olduğunu, bunun tıpkı bizdeki tarikat türbe inanışlarında olduğu gibi itikadı bozan bir şey olmadığını söyledi. Bu çok büyük bir iddia. O zaman Hristiyanlığa geçen Müslümanlar için endişe etmememiz mi gerekiyor? Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Görüşünüz farklıysa aklın bu konuda aydınlanması nasıl olacaktır? Valla bu şuna benziyor. Lambayı yakıyorsun, o anda aydınlanıyor, birisi gelip kapatıyor, karanlıklaşıyor. Şimdi tabi bunu Süleyman Ateş söylemiş. İşte burada iki tane Akkaya diyor ki söyledi. Bir Karakaya da çıkar söylemelidir. Ama bu bunu söylemişse diye konuşuyoruz. Bundan birkaç sene evvel Kanal 7 televizyonunun İçkele Sancak programına Süleyman Ateş'le beraber çıkmıştık. Programda Hayrettin Karaman vardı, Hasan Kamil Yılmaz, Süleyman Uludağ, başka da yoktu galiba. Bir de ben vardım. Yetmez mi yani? Yeter canım. Bir de ben vardım. Şimdi konu sende mi vardı? Şimdi konu Oruç Baba ile alakalıydı. Şimdi Ramazan'ın ilk günü Oruç Baba'ya gidiyorlar. Orada oruçlarını bozup bir sürü isteklerini Oruç Baba'ya anlatıyorlar. Şimdi düşünün, Oruç Baba'nın gerçekten onların dediği gibi istekleri yerine getirdiğini düşünün. O kadar insanın isteğini kaydetmek için başbakanlığın personeli yetmez bir kere. Yeter mi? Çünkü bir anda yükleniyorlar. Müthiş bir sekreterya lazım. Hepsinin isimlerini kaydedecek, isteklerini kaydedecek, bilmem ne falan filan. Şimdi orada bu anlatılırken ben Ahkaf suresinin 5. ayetini okumuştum. Bu ayette şöyle Cenab-ı Hak buyuruyor: وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın doğunundan, Allah'ın yakınından, Allah'a yakın görerek birisini çağırandan daha sapık kimdir? O birisi kim? Men öyle bir kimse ki la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar ona cevap veremez. Yani farz edin ki, hani diyorlar ki şu kabirdekiler duyar, bizi işitir diyorlar ya, Allah işitmez diyor ama farz edin ki işitiyor. İşittiğini farz edin. Cevap verebilir mi? Bunu onlar da biliyor yani. Hani işittiğini iddia ettiniz, anladım ama cevap yok. Kaldı ki işitmeyeceklerini Cenab-ı Hak söylüyor. Farz edin ki işitiyor, kıyamet gününe kadar cevap veremeyeceksin. Kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek birini Allah'a yakın görerek yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Bu kimin sözü? Allah'ın sözü. Peki şimdi bu bir sapıklık değil miymiş? Yani tıpkı bizim tarikatçılar gibi dediği doğru. Yani Hristiyanların yaptığıyla bizimkilerin yaptığı arasında fazla bir fark yok. O tarafı doğru. Ama verilen hüküm yanlış.
verilen hüküm yanlış. Şimdi diyor ki yetiş ya falan, yetiş ya filan diyor, işte gidiyor bilmem, efendi beni kurtardı diyor, himmetinden bilmem istifade ettim falan filan diyor, bir şeyler söylüyor. Hı? Evet, mesela Fatır 35. surenin 14. ayetinde Allah-u Teala diyor ki اِنْ تَدْعُوهُمْ, onları çağırırsanız, mesela Eyüp Sultan'a da gidiyorlar. Helvacı Baba'ya gidiyorlar burada. اِنْ تَدْعُوهُمْ, onları çağırırsanız لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, sizin çağrınızı duymazlar. Bunu kim söylüyor? Allah söylüyor. Velev semi'u, farz-ı ki işittiler. Mestecabu lekum, size cevap veremezler. Bak. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum. Bunu çok dikkat edin. Kıyamet günü sizin şirkinizi de tanımayacaklar. Şirk. Bu neymiş? Allah'tan başkasına, yani gidip de Oruç Baba'dan, bilmem, Eyüp Sultan'dan yardım istemek neymiş? Şirkmiş. Peki şirk nasıl bir günah? Allah'ın affetmeyeceği bir günah. Fatır suresi 14, yani 35. sure 14. ayet. Ondan sonra da Allah ayeti şöyle bildiriyor. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلَ خَب۪يرٌ. He? Mislu, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ, habir gibisi de sana bu işi haber vermez. Yani bunu en iyi bilen Allah'tır. Onun için Allah sana bildiriyor. Başkasının duyamazsın bunu diyor Cenab-ı Hak. Bak, bunu şirk kabul ediyor Allah. Allah şirk kabul ediyorsa ve o akşam, tekrar geri dönelim, bu ayeti okudum. Yani وَمَنْ اَضَلُّ, 46. surenin 5. ayeti. وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini Allah'a yakın görerek yardıma çağırandan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, bunlar onların çağrısından habersizdirler. Bu ayetin devamı da vardı. Yahya, hatırla. Heh, buldum herhalde. Bak, devamı da şu yedisi. Ve izâ huşira nâsu kânû lehum adâen. İnsanlar mahşer yerinde toplaştığı zaman bunlar onlara düşman olacak. Bu yardıma çağırdıkları, işte Oruç Babası, Eyüp Sultanı, şu bu. İsa Aleyhisselam da öyle. Bu zatların bir günahı yok ki, öbürleri öyle yapıyor. İsa Aleyhisselam'ın suçu ne? Ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn. Bunların ibadetlerini tanımayacaklar. O zaman bu yardıma çağırmak neymiş? İbadetmiş değil mi? Allah'tan başkasına ibadet. Bu ibadetlerini tanımayacaklar. Şimdi ben bu ayetleri o zaman okuduğum zaman Hayrettin Karaman dedi ki, şeyden, mealden oku dedi. Niye mealden okuyayım dedim ya, hatam varsa söyle. Daha sonra meale baktım ki ayetin anlamını temelden bozmuşlar. Temelden bozmuşlar. Onlar bizim şeyde var, Aracılık ve Şirk kitabında var, oradan görürsünüz. Sonra Süleyman Uludağ dedi ki, bu ayete böyle mana verirsek dedi, tarikatçıları ve Şia'yı müşrik saymamız lazım dedi. İyi dedim, yani Allah bize bakarak bu kararı veriyorsa değiştirelim kararımızı. Ondan sonra orada sadece bana, tabii şey de, Hasan Kamil Yılmaz da çok fena halde rahatsız olmuştu. Böyle oldu ki hemen reklama girmek zorunda kaldılar. Orada bana destek veren tek kişi Süleyman Ateş'ti. Şimdi o da desteğini çekmiş, bizi daldı, çıktı.